O yana hoş geldiniz diyelim. Hocam hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk Nazarım. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Çok teşekkürler şimdi yeni ekonomi modeli denmişti. Yeni ekonomi modeli çerçevesinde biraz önce Sayın Özcan da bahsetti. Temel hedef cari fazla vermekti. Şimdi bu izlenen politikalarda faizi düşüreceğiz. Kur nereye giderse gitsin çünkü rekabetçi kur dendi. İşte düşük faiz üretimi arttıracak, ihracatı besleyecek. Bir yandan da istihdamı destekleyecek denmişti. Morgan Stanley bir rapor açıkladı. Dedi ki 3. çeyrek için Brent petrol tahmini 130 dolara Dördüncü çeyrek için ise 120 dolara çıkarttık dedi tahminlerde. Şimdi bu şartlarda Türkiye e, finanse edilemez bir cari e, açıklama mı karşı karşıya kalır? Böyle bir durumda ne yapılması gerekir? İşte adına tepki mi deriz, önlem mi, tedbir mi? Ne olması gerekir böyle bir durumda? Sözü size bırakayım. Evet, e, yani bir kere iktidarın e, hesaplarının. Çarşıya uymadığı açık yani piyasaya ekonomiye uymadığı e, bu cari açık e, yani fazla vermek bir tarafa azaltmayı planlıyorlardı. Ama bunu yapamayacakları daha ilk iki ayda belli oldu. İki ayda yılın iki ayında 12 milyar dolar cari açık verdik. Yani bu bu devam ederse yani bunu 6 ile çarpı e, 72 milyar e, dolara çıkar. E, çok yüksek hani yarısını alın 36 milyar e, dolar bile çok yüksek yıllık bazda bir şey. Şimdi tabii yıllık bazda oralara gelmediğiniz ama ben e, bu yılın e, kümülatif değeri oralara gelir mi diye e, hesap ettim kısaca. Hı hı. Ve bence de zaten bu 36 milyar doların altına gelmesi çok zor 2022 yılı sonu itibariyle. Yani bir tahmin olarak da belirtmiş olayım. Çünkü dış ticaret açığı da çok yüksek e, seviyelerde gidiyor. Yani ihracat artıyor falan diye seviniyorlar ama ithalat her zaman daha fazla artıyor ve çıl, çılgın bir şekilde de artıyor. E, bunun arkasında tabii şey var, emtia fiyatlarındaki artışın da etkisi var. Türkiye'nin ihracatının ithalata bağımlı olmasının, sanayinin ithalata bağımlı olmasının, yani bir umum ara malları bakımından, yani tarım ithalata bağımlı, yani hizmetler bağımlı, ya yani ulaştırma sektörü bağımlı onun içinde yani hani hakları hani bağımlı. Yani evinde sadece tüp gaz alan, evinde doğal gaz olmayan bir yurttaş da sonuçta ithal fiyatları üzerinden yansımaları hissediyor fiyatlar üzerinde. Dolayısıyla bu cari açık meselesini halletmeleri mümkün değil. Burada şeye güveniyorlardı yani bu TL'nin değerini düşük tutarak ihracatı pompalamak üzerinden. İthalatı da yani işte şey pahalı gelecek işte kimse artık araba almaz ya da çok azalır en azından ithal arabalara talep azalır diğer ithal ürünlere talep azalır hesabı yapıyorlardı. İthalatta bir azalma o anlamda tüketim bazında yani tü, tüketici tü, tüketim malları itibariyle azalma olabilir gerçekten. Fakat dediğim gibi ara mallarında bunu sağlayamıyorlar. E, yatırım mallarında da dışa bağımlı olduğunuz için pek sağlayamıyorsunuz. Tüketim mallarında da kısmen sadece e, sağlıyorsunuz. Hı hı. ben orada yüksek gelir düzeylerinde olanların tüketimini etkilemiyor. E, çok fazla etkilemiyor diyelim. Ama orta kesimle e, alt gelir kesimlerin tüketimleri alt gelir zaten ithal mallarına lüks mallara asla bağlıymış. Ama orta kesimler itibariyle bu bunda hissedilir bir şey var. Yani araba üretimi ve araba satışlarında araba ihracatı şeylerin rakamlarına baktığım zaman hepsinde geçen yılın epey gerisinde olduğumuz görülecektir. Dolayısıyla burada rekabetçi kur yakalandı mı meselesi sorusuna da bir cevap vereyim. Sonra şeye geleyim son sorumuza. Bir kere rekabetçi kur dediğiniz şey nedir? Yani sizin e, milli paranızın enflasyondan e, daha fazla değer kaybetmesi anlamına gelir. Yani enflasyon %60'sa e, milli paranızın %60'tan daha fazla değer kaybediyor olması halinde siz diğer e, döviz cinsli paralara kıyasla daha değersizleşmiş bir para üzerinden dış ticareti destekliyor ve ithalatı köstekliyor olabilirsiniz. Ama bir şeye dikkat edelim. Burada %60 meselesini almak ne kadar doğru? Çünkü Türkiye ee, yani tüketçi fiyatları üzerinden yapmıyor hesabı şey ihracatçı ithalatçı ya da sanayici. Burada yaptıkları hesap üretici fiyatları üzerinden. E, üretici fiyatları üzerinden baktığımız zaman %115'teyiz mart itibariyle ki nisan'da bunlar daha da yukarı gidecek. %115'tesiniz yurt dışı üretici fiyatlarında da %105'in üzerindesiniz yani oradan baktığınız zaman Türk lirasının şu anki pozisyonu rekabetçi kur pozisyonu değil yani daha fazla değer kaybetmesi halde rekabetçi kur e, seviyesini yakalayacak gözüküyor yani e, şeyle e, enflasyonla şeyi e, kurdaki son bir yıldaki gelişmeleri karşılaştırırsak yani 14.70'ler e, yetmeyecektir bu rekabetçi kuru sürdüreceklerse Tabii bu iki ucu keskin kılıç. Neden? Ee, bir taraftan rekabetçi kur diyorlar tamam, e ama o zaman öbür taraftan da millet kuru arttıkça inliyor. Hem onu hissediyor kuru yani o, yani dövizi olmayanlar bile takip ediyor televizyonlardan kaç para oldu bizim e, şey e, TL'nin yerine kadar düştü diye bakıyor insan. Dolayısıyla burada e, kuru yukarı e, daha fazla fırlatmanın ya da kontrolsüz bir biçimde gidişine izin vermenin yaratacağı ekonomik ve siyasi sonuçlar var. O yüzden de bunda da çok gidemiyorlar. Şimdi burada tutmaya çalışıyorlar ama tutamayacaklar. Niye tutamayacaklar? Çünkü enflasyon artıyor. Hiç başka bir neden olmasa bile. Enflasyondaki artış kura yansır. Kurdaki artış enflasyona yansır. Karşılıklı etkileşim halindedir. Dolayısıyla biz hani kurda hiçbir şey olmasa, artış olmasa bile enflasyondaki artış ile yurt dışı emtia fiyatlarındaki artış, biraz önce söylediğiniz Brent petrol 130 dolara çıkarsa, 3. çeyrekte, 4. çeyrekte 120 dolarda kalmaya 10 dolar devam ederse… 10 dolar artış var. Sayın Oyan. Evet. Ya, bu çok yüksek yani Türkiye'nin biliyorsunuz en önemli ithal kalemi şey enerji yani şey petrol ve doğalgaz. Dolayısıyla bunlardaki her artış bizim cari açığı hem arttırıyor hem tabi dış cihaz açığını arttırıyor hem de tabi içeride enflasyona çok ciddi bir şey vuruyor, tabii. iğme kazandırıyor. Evet yani buradan kur korumalı mevduatı mı sormuştunuz son olarak? Evet kur korumalı mevduatı sormuştum ama şöyle bir... E şeye bakalım isterseniz kredi kart ve tüketici kredi taraflarına bakalım çünkü yükselen enflasyon satın alım gücünü gitgide düşürüyor ve insanlar artık aslında tasarruf sahipleri kredi kartlarına yöneliyorlar tüketici kredilerine yöneliyorlar şimdi son bir haftada 810 milyar liraya çıktı tüketici kredileri bu kredilerin 315 milyar lirası konut kredisi 16 milyar lirası taşıt kredisi 479 milyar lirası ise tüketici kredisi olarak kayıtlara geçti. Şimdi büyüme krediyle mi pompalanıyor Sayın Oyan? Bunu sormak istiyorum. Ve bu kredi artışlarında ekonomi politikalarının rolü nedir? Evet. Yani AKP'nin bütün 20 yılına bakarsanız hane halklarının refah düzeyini arttırıcı hamleleri kendi kesesinden yapmamıştır. Yani şeyin genel olarak halkın gelir düzeyini arttırmak üzerinden değil onun borçlanma seviyesini arttırmak üzerinden yaptı. AKP iktidara geldiğinde 2002-2003 döneminde e, hane halklarının e, borçluluğu milli geliri oranla %4 dolayındaydı. Daha sonra %24'lere kadar fırladı bu. Hala %20'lerde. Dolayısıyla bu müthiş bir şey. Yani bunu tabii tekrar yeni bir iktidarın ya da AKP'nin mevcut iktidarın yeniden %20'ye %40'a çıkarma ihtimali yok. Yani bu %4'ü çıkarırken yani 5 katına çıkarırken çok büyük bir sanal refah etkisi yarattı. İnsanlar şunu dediler yani gelirim çok artmadı ama bak ben krediyle araba dağılıyorum alıyorum evde alıyorum bilmem ne yani hep, hep geleceğe atarak ileriye atarak e, mali yükümlülüklerini idare ettiler fakat şimdi tabi e, bunun sonuna gelindi bu rüyalar bitti e, yani kredi artık sadece e, ay sonunu getirmek için alınıyor bakın tüketici kredilerinin en büyük rakam konut ve arabanın dışındaki rakam onun evet. içinden bir miktar beyaz eşya falan bile olsa da çoğu e, ay sonunu getirmek üzere kullanılan tüketici kredileri onlar e, yani bu dolayısıyla çok zor durumda şeyler hane hakları <laughs> Ee, yani bunun böyle sürdürülmesi yani siyasi sonucun olmadan sürdürülmesi mümkün değil. Mutlaka bir siyasi sonucu olacaktır. Bunu e, iktidar da hissettiği için e, şey yapmaya çalışıyor. Yani bir miktar işte yani geleceği hala şu yakın kısa çok kısa vadesi kaldı ama hala oraya muhtemelen 2023 başındaki bir takım işte zamlara mamlara şeyler asgari ücrette şurada burada hatta şimdi bakın bayram açtığını bile arttırmıyor Temmuz'da yapacağız diyor. Temmuz'da yapacağı zaten şey e, yani yasal zorunluluk emekli ikramiyeleri şey pardon bayram ikramiyesi e, değil bu bu sonuçta. E, enflasyon farkını vereceksiniz Temmuz'da. Yani zaten bu, yapması bu şey, gereken diyorsunuz. Yani, evet yani şimdi ama oraya topu atıyorlar. Çok daralmış hazetler. E, neden daralıyorlar? Çünkü inanılmaz kaynak aktarıyorlar e, varlıklı kesimlere ve bundan hiç vazgeçmiyorlar. E, Varlık kesimlere kaynak aktarmaların nedeni bir, bir kere bunlar sermayenin iktidarı olduğu için o bir, hı hı. onu hiç unutmamak lazım ama ikincisi de şu, e, bu varlıklı kesimler e, dolar e, talebinde bulunuyorlar. E, i̇şte kur korona mevduat niye geldi? E, baktılar ki esas olarak iş talep burada dış talep değil dolara dövize olan talep iş talep E iş talep kimden geliyor e, parası bol olanından geliyor ticaret e, ticari şirketlerden geliyor değil mi Dolayısıyla biz e, bunu şey yapalım e, bunu e, bunu bir bahreç bulalım bunu bir yerlere yatırsınlar kur koruma mevduatta bunları tutalım bu talebi daraltalım talep daralınca şey e, kur e, baskılanır Evet baskılandı baskılan tabii şu, şu oldu yani e, çok da sıfır baskı yok yani sıfır artış durumu yok 11 buçuk liraydı dolar Aralık sonunda 18 lira çıkması arizi bir olay diyelim Aralık'ın son haftasında 11 buçuk lira hani 11.80'e kadar falan çıktı bir dolar 11.5 diyelim. Sonra Ocak Şubat 13.5'lara geldi, oralarda dengelendi. Şubat şey Ukrayna Savaşı falan derken 14'ler platosuna otur, 15'e çok yakın bir düzeyde seyrediyor. Burada tutuluyor, burada duruyor ama yani 11.5'tan kur kurban mevduata girenler 3 ay sonra çok ciddi kazanç elde ettiler. Ki orada şey çok yanıltıcıdır 11,7 milyar lira ödendi işte 3 ayda falan deniyor. Şöyle yanıltıcı bir kere bu sadece Aralık sonunda o bir hafta içinde yatıranların parası ödendi Mart sonunda. Yani burada halbuki kurkorova mevduat esas şeyi şişmesi büyük oyun yani oyuncuların bu sahaya girmesi ticari işletmeler vesaire Ocak Şubat. Ondan sonra bu kur korumalı mevduat çok büyüdü. Dolayısıyla biz bunu şimdi Mart sonu rakamları verildi de Nisan rakamları peyderpey çıkmalı ki görelim. Nisan sonunda göreceğiz umarım. Nisan ve Mayıs rakamlarıyla bunu çok daha büyük maliyetleri olduğunu göreceğiz. Kaldı ki bu görünen maliyet yani bu nedir? Hazinenin üstündeki kur farkı maliyeti. Yani bankalar bunu ödemiyor biliyorsunuz. Hazinenin ve Merkez Bankası'nın üzerine kalan kur farkı maliyeti. Ama bunda sınırlı değil. Niye değil? Çünkü diyorsunuz ki ben ticari işletme, alim şirketlerin kurumlar vergisini e, buradan bun, bu, hesabına kadar matrağa sokmayacağım bu kur farkı gelirlerini. Müthiş. Yüzde 25 şimdi evet. e, kurumlar vergisi. Evet. O müthiş bir ikram yapıyorsunuz. Onun dışında gerçek kişiler olsun, tüzel kişiler olsun diyorsunuz ki ben gelir vergisi stopajı almayacağım. <laughs> yani yeni bir ikram. Bu ikramların hepsi vergi e, gelirlerinden azalma Demek Yani bunu maliyetlere eklemeniz gerekir. Kambiyo vergisi almıyorsunuz. üç tane vergiden vazgeçiyorsunuz. Ve e, üçünün de e, faturası şu 11,7 sadece Mart sonu için diyorum. Ben daha fazla. Tamam. Yani yıl itibariyle. Sayın Oyan, e, çok burada. hızlı toparlayabilir miyiz acaba? Tamam. Yani bu kur koruma mevduatının yıl sonu itibariyle maliyeti 100 milyarın üzerinde olacak. İyimser tahminine 100-150 arası daha kötüye de gidebilir. Ee, yani e, bunu sürdürebilirler mi? Seçime kadar götürmeye niyetliler. E, bir sorunuz vardı onu da söyleyeyim. E, dediniz ki bu cari açık karşılanabilir mi? Zaten e, evet. karşılanmayan e, açık olmaz. Yani cari evet. açık. Karşılandığı zaman edilir. veriliyor. Karşılandığı zaman veriliyor. E, ama o karşılama Peki. nasıl, hangi kaynaklarla yapılıyor? İşte o mesele odur. Asıl mesele o diyorsunuz. O cari açık nasıl finanse ediliyor? E, onu da başka bir evet. programda e, konuşalım diyelim Sayın Oyan. Çok teşekkürler. Değer kattınız programa. İyi hafta sonları diliyorum. Sağ olun. Aynen. İyi yayınlar. Evet değerli izleyenler bugünlük.